Şu an garajımıza girdik. Aha gitti, gitti. Ayna gitti. Sağ ayak. Topla sağ ayak. Sağ ayak. Oğlum sağ mı? Sağ ayak. Sağ. Sediyesin. Hala sol yapıyor. Sağ ayak. Pişmiş tavuğun başına gelmeyecek şey yine bizim başımıza geldi arkadaşlar. Yine kazıklandık diyeceğim. Vay efendim siz de kazığa doymadınız. Gelen geçiriyor, gelen sokuyor bilmem ne falan bir şeyler diyeceksiniz. Kango motor yedi. Söz etsin mavilere içimdeki yaralardan. Kango yolda kaldı yani motor yedi turbodan dolayı. Birazdan neden olduğunu size anlatacağım. Nasıl olduğunu da anlatacağım. Aracımız şu an sanayide bir Renault ustasında. Bıraktık, araçta ne var dedik. İşte enjektörler, motorlar, sorundan bahsedeceğim. 12.500 liralık bize bir hesap çıkardı. Biz zaten aracı 13.000 liraya almıştık. Araç kadar bize bir mekanik ücreti çıkardı yani. Tamir ücreti çıkardı. Bu fiyat arkadaşlar dolayısıyla bize çok yüksek geldi. Gideceğiz aracımızı alacağız. Ya büyük ihtimal motor arızalı bir şekilde satacağız. Ya da yani bunu hurda teşvikine veririz. İşte arabayı parçalar mıyız, ne yaparız? Bu konuda hiçbir bilgimiz yok. Şimdi durumdan bahsedeyim sanayiye gitmeden önce. Motor ambeleye kalktı. Normalde dizel yakıtın püskürtüldüğü pistonlara bu sefer motorun yağı püskürtülüyor. Yakıtla birlikte yağ yakmaya başlıyor araç. Bu sefer motoru da yiyor. Bu sefer enjektörü de yiyor. Kango'yu bildiğiniz gibi kamyon işi yaptığımızdan dolayı işçilerimiz kullanıyordu. Lastik taşımak, pompa taşımak, işte işçiler birbirlerini alıp garaja gelmek, tekrar eve dağılmak gibi Kango'yu kullanıyorlardı. Biz de üzgünüz tabii ki ama doğal olarak karşılıyoruz. Yapacak bir şey yok. Şimdi bu nasıl anlaşılırdı diyeceksiniz. Araç 6000-7000 devirlerde çalışıyor. Yani devir göstergesinden aslında bunu bir nevi anlayabiliyoruz. Aracın yüksek devirlerde çalışmasından dolayı. İlk baştaki sorunu çözebilseydik motora, enjektöre, pistonlara kadar gitmeyecekti bu olay. Sadece turbo fanıyla, turboyla olay çözülebilecekti. Turboyu değiştirecektik. Sistem yine aynı çalışmaya devam edecekti. Ama turbonun fanı bozulduğu için pistonlara yağ karıştı ve bizim motorumuzu da yedi ve daha büyük bir sorun açtı. Biz de size bu serüveni gösterelim istedik. Sanayiye gideceğiz. Aracımızı alacağız. Nesi var nesi yok son halini sizlere göstermek için bu videoyu çekiyoruz. Şimdi garajımızdan çıktık. Zaten bu yolu artık ezberlediniz yani. Geçen de birisi geldi garaja. Dedim oğlum sen nasıl buldun garajın adresini falan. Diyor abi sizin Google Maps'ten geçtiğiniz yerlere işte baktım. Şurada şu hastane vardı, şurada şu okul. İşte bilmem nenin karşısından geçtim falan. Yolları birleştirerek bizim garajı bulmuş. Şimdi sanayiye doğru yola çıktık. Orada da sahne almaya çalışacağız. Usta dediğim gibi konuşmak isterse onun da yorumlarını alırız. Ne olmuş, ne etmiş. Eğer böyle bir fiş gibi bir şey varsa yani ne değişmesi gerektiğini size de gösteririz toplam fiyatı. Aracı gösterip motoru indirip ne olduğuna bakması için 700 lira para vereceğiz aracın hiçbir şey yapılmadan. Turbosu, motoru falan her şeyi bagaja konulacak. Arabada olmayacak. Biz de çekiciyle garajımıza getireceğiz. Yani motoru söktürmesi bile 700 lira. Siz bir düşünün artık bu sanayi giderlerini. Mesela X6'mızın şanzımanı bozuldu. Şimdi motor bozuldu. Bir sürü sorunla karşı karşıya geliyoruz. Bunların altından kalkmak, anlamak. Hani derler ya senin koyun gütmüşlüğün kadar benim... Bu videolar için gerçekten çok uğraşıyoruz. Şimdi sanayiye gitmeden önce sizler de bu videoyu dondurup kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Aracımızı teslim almaya geldik. Motoru arkaya koyuyorlar. Gördüğünüz gibi aküsüydü işte, çıkan parçasıydı, fanıydı. Hepsini arkaya koydular. Şimdi motor da gelecek. Buradan garajımıza götüreceğiz. Ustamız şanzımanı söktü. Şanzımanı buraya koydu. Burada motorun parçaları var. Parça olarak satılırsa satılır. Şu anda çekicinin üstündeyim. Yani ters akan trafikte düz oturuyorum. Bu değişik bir şey. Trafik de arkamdan akıyor ama ben trafiğin önüne bakıyorum. Bir yandan üzülüyorsunuz tabii. Paranız gitti. 700 lira motoru sökmesi için abiye verdik. Yani yapılamayacak olduğunu anlamak için 700 lira ona verdik. 130 lira çekiciye verdik. 830 lira. Şu an garajımıza gidiyoruz. Zaten bu arabanın ruhsatıydı. Kendi ölüsüydü. Parça olarak bir şeyler ediyor. Ama oradan da tabii büyükçe bir zararımız var. Sonuçta zarar ettik ama böyle bir tecrübe de yaşadım yani. Bu tecrübeler de size bir şey katıyor. Yani bu saatten sonra hiç çekiciye binmedim demem. Sonuçta insanlar farklı deneyimleri yaşamak için para veriyor. Bu da herkesin yaşamadığı, parayla yaşayabileceği bir deneyim. Nasıl? Araçtan şanzıman falan alındığı için hani vitesin başı var ama altı yok yani. Boşta tabii ki.
İşte arabada tesisatımız var. Yani minimum şeyler var. Tesisat var, cart var, cürt var. Onlara garajda daha detaylı anlatırız. Hani çekicide olmak çok tabii. Çünkü kasisten geçince o kadar sallanıyorsunuz ki ben ileriye düşeceğim diye çok korkuyorum şu an. Abi dedi, gel dedi, lan öyle şey olur mu dedi de. Bilmiyorum, inşallah olmaz. Bakalım. Gidiyoruz yani. Allah çarpsın, insana vertigo yaşatır yani şu. Ters şeritten gidiyormuşum da. Hani arabalar üstüme geliyormuş gibi. Yalnız ben şunu hesap edemedim. Gerçekten ters gittik bütün yol boyunca ve ben ters gidince midesi acayip bulanan bir insanım ve midem acayip bulandı. Susacağım yani. O kadar kötü oldum. Nereden bulaştım bu işe bilmiyorum yani. Fıstık gibi Emirhan'la beraber gelecektim işte. Ama işte arkadaşlar, rating. Herkes insana neler yaptırıyor. Şu an garajımıza girdik. Aha gitti. Ayna gitti. Allah de. Çekiciyle garaja kadar geldim. Gerçekten konfor çok kötü. Bu aynayı da götürürken vurdu. Aynamız ters döndü yani. Normalde bunun böyle bir kapasitesi yok. Döndü ayna. Neyse, sıkıntı değil. Bu saatten sonra bu arabanın ne olduğuyla ilgili hiç önemsemiyorum. Yani birkaç tane opsiyonumuz var. Ya bu şekilde satarız. Parçaları arkada, hani al abi ben tamirciyim yapacağım diyorsan al yap. Ya da hurdayla ezeriz ki benim istediğim o, hurda teşvikine veririz ruhsatı. Kalanını da ezeriz. Ben size kaputun altında yatan o canavarı göstereyim. Motorun yerinde yeller esiyor ya. Motoru komple söktürdük. Motoru da parçalıydı arkada. Şanzıman da çıkartıldı. Sadece bir iki tane almamız gereken şeyler var. Şimdi onları alalım. Bu minibüsçü kornamız, teyip, bas, ondan sonra koltuk kılıfları falan gibi bazı alacağımız şeyler var. Arabada olan her şeyi ama bırakacağız yani. Şanzıman, motor, tabii ki onları alacak halimiz yok. İçinde de zaten dediğim gibi az önceki işte bu teyibimizi alacağız. Kutusu falan zaten vardı. Buna koyacağız. Eski teyibi de bu. Pazarcı abimiz vermişti. Bunu takacağız. Yani normal arabanın orijinaline çevirip bunları ekstralar, koltuk kılıflarını falan alacağız. Yani başka bir Doblo Kango tarzı bir araç aldığımız zaman yine bunları kullanalım diye. Şimdi arka bagajı göstereyim. Asıl mesele orada. Şimdi tüm malzemelerimiz burada. Şanzıman, motor, jant kapaklarına kadar sökmüşler. Yani araçta şu an hiçbir şey yok. Şu an biz ne yapacağımızı da bilmiyoruz. Sabah bunun haberini aldık, araç yolda kalmış diye. Alelacele sanayiye götürdük, bıraktık. Nesi var, nesi yok diye baksınlar diye. Sonra baktılar, bize güzel bir fiyat çıkardılar. Neredeyse arabayla aynı eşdeğerde bir fiyat. Biz de yaptırmama kararı aldık. Çünkü 13 liralık bir arabaya 12 lira masraf ettiğinizde 25 liralık bir araba artık olmuyor. Yani koysa 2 lira koyar, 15 lira olur motoru sıfır diye. Bilmiyorum, bu şekliyle alan olur mu? İlana koyarız. Belki bir motor ustası ya da normal bir usta ben bunu yaparım, binerim, kullanırım gibi bir şey diye satın alabilir. Ya da birisi parçası için alabilir komple şekliyle. Yapar, düzeltir, parçalarını bulur. Ya da biz hurda teşvikine veririz. Yine bir parçacıya veririz. Kango parçacısına. O parçalar alır satar. Ya yani zaten ortalama 4,5-5 bin lira bunun ruhsatı. 5 bin lira da kendisi işte. Bu araç ortalama 10 bin lira civarlarında. Yine biz satarız. 2-3 lira, 4 lira artık. Bir zararımız oldu. O da her insanın başına gelebilir. Bizim başımıza geldi, pişmiş tavuk gibi. Ufak bir şeyin büyük maliyetler açması gibi bir şey bu arkadaşlar. Araba aldığımızda bu şekilde değildi. Araba gayet iyiydi. Kontrollerin her şeyini yaptık. Ama bir turbonun bozması bize daha büyük maliyetleri açtı. Şimdi artık bugün, yarın düşünüp taşınacağız Ali ile beraber. İstişare yapacağız. Ne yapalım? İlana mı koyalım? Ne edelim? Yani olasılıkları da size anlattık. Şöyle bir durum var. Bu araba biliyorsunuz 2008 modeldi bir zamanlar. Şu an artık herhangi bir modeli yok. Bir sürü sahibi olmuştur. 10-15 tane sahibi olmuştur. Biz bu aracın son sahibi olduk. Bu araç yoldaki, trafikteki ömrünü bizim elimizle tamamladı. Genelde böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Bu ilk benim için. Bu araca dediğimiz gibi yedek parçacıya vereceğiz. Bir tane tanıdık yer var. Orayla bir konuşalım. Şimdi hani bitmiş arabanın nesi parçacıya vereceksiniz diyeceksiniz arkadaşlar. Hani bu aracın mesela bir yayları kullanılabilir durumda. İşte kapı davlumbazları kullanılabilir durumda. Ayna lazım olur, kapı kolu lazım olur. Yani yedek parçacılar daha iyi bilir. Bu arabayı alsınlar, soysunlar. Kalan iskeletini de çok güzel bir küp haline getiririz böyle. Onun da videosu gelir. Kaport olarak parçaları kullanırlar. Kullanmayanları da işte hurda da biliyorsunuz biz düzleştiririz. Galiba bildiğim kadarıyla herhangi bir hurda teşviki videosu yapmadık. Yapmadığımıza göre bir hurda teşviki videosu da yaparız yani. Sonuçta araba ticaretini detaylı şekilde anlatmak isteyen bir kanalız. Hurda teşviki nasıl oluyor? Hurda teşvikine ne kadar para verecekler? Bunları da artık sıradaki videomuzda, bu aracı hurda teşvikine verirsek eğer ki büyük ihtimalle vereceğiz. Yani o videoda
göstermeye çalışırız. Normalde bunun motorunu sıfır çıkmacıdan almaya kalksanız 6000 lira para ödersiniz. Hani 6000 lira verilip de yaptırılır mı? Aslına bakarsanız yaptırılır. Ama sadece motor değil, enjektörler yiyor, turbo yiyor. Yani bu araç komple bir mekanik olarak bitik durumda. Yani bu da değişik bir video oldu. Bu tarz videolar kanalımızda var. Bunun gibi pek çok araba videosu var. Aldığımız, sattığımız, hurdaya ayırdığımız, pert ettiğimiz. Eğer siz de bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.